Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Kümesin elemanlarıyla 3 basamaklı rakamları farklı kaç çift sayı yazılır denilmekte. Kümemizin elemanları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde olmakta arkadaşlar. Ve bizden istediği 3 basamaklı rakamları farklı kaç çift sayı vardır olacaktır. Öncelikle şöyle 3 basamak ifademizi koyalım. Ardından böyle sorularda sıfır varsa ilk başta sıfırın olduğu durumu alarak o şekilde ayrı ayrı değerlendirmemiz bizim için daha iyi olacaktır. İlk başta bu ifademizin birler basamağına sıfırı koyalım arkadaşlar. Birler basamağında sıfır olsun. Eğer birler basamağında sıfır olursa rakamları farklı olduğu için sıfırı bir daha kullanamayız. Diğer basamaklarımıza 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 sayı getirebiliriz buradaki basamağımıza ve burada da bir tane kullandığımız için bir tane eksilterek burada da 5 tane sayımızdan birini yazabileceğimizi söyleyebiliriz. 6 ile 5'i çarptığımızda toplamda bu şekilde 30 tane sayının oluşu, oluşabileceğini söyleyebiliyoruz. Bir de arkadaşlar çift sayı denildiği için sıfır yerine bu sefer 2, 4 ve 6'yı yazabiliriz. 2, 4 ve 6'dan birini yazabiliriz. Yani 3 tane seçeneğimiz var. 3 sayıdan birini yazabiliriz. Ve bunlardan birini yazmış bulunduğumuz için atıyorum. Pardon 1 değil 2'yi kullanmış olalım. Geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayımız kaldı. Ve buradaki ilk basamağımıza sıfır yazamayız. O zaman... Bir tane eksiltik 5 yazabiliriz. Ardından 0'ı yazabilir miyiz burada? Burada yazabiliriz. Sonra buraya da 5 tane gelecektir. Ve burayı da çarptığımızda 25 çarpı 3'ten 75, 30 artı 75'ten de cevabımızın 105 geldiğini söyleyebiliriz. Devam edelim. 4 kimya 3 fizik kitabı aynı branşlar yan yana olmak üzere düz bir rafa kaç değişik şekilde dizilir denilmekte. Şimdi şöyle dizilimimiz olacak. Kimya, 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 kimya 4 tane olacak ve fizik, fizik 3 tane olacak arkadaşlar. Ve bu kitaplar kendi aralarına yer değiştirebilir mi? Evet. Buradaki kimya kitapları 4'ü kendi arasında 4 faktöriyel şeklinde yer değiştirebilirler. Ardından buradaki fen fizik kitapları da 3 tanesi de kendi arasında 3 faktöriyel şeklinde yer değiştirebilir. Ve ayrıyeten buradaki fizik kitapları başa gelip kimya kitapları onun yanına gelebilir. Yani bu değiş bu yer de değişebilir. O yüzden bir de bunun iki farklı durumu olduğu için 2 ile çarpmamız gerekmekte. Yani bir fizik kitabı başta bir de kimya kitabı başta şeklinde söyleyebiliriz. Ve buradan da buraya açacak olursak 4 faktöriyel 24'tür. 24 çarpı 3 faktöriyel 6 çarpı 2'den 24 çarpı 12 geldi çarpacak olursak 8, 8, 288 olarak cevabımızı söyleyebiliriz. İkinci sorumuz, iki zar atılıyor üste gelen sayıların çarpımının tek olduğu bilindiğine göre ikisinin de aynı olma olasılığı kaçtır diye bize sorulmakta. Ne yapıyoruz? İki zarı atıyoruz. Zarın üstüne yazan rakamları gelin birlikte şöyle bir yazalım arkadaşlar. Yazdıktan sonra üste gelen sayılar hakkında neyi biliyoruz? Üste gelen sayılarımızın tek sayılar olduğunu söyleyebiliriz. Nereden söyleyebiliriz? Çarpımları tekmiş. Tek bir sayıyla tek bir sayının çarpımı sadece tek olacaktır. O yüzden iki zarda da üste gelen sayıların tek olduğunu söyleyebiliriz. Tek sayılarımıza şöyle bir işaretleyecek olursak iki zarımızdan da. Ve biz arkadaşlar neyi bilmekteyiz? Bir zarda 6 rakam olduğundan dolayı toplam durumumuzu iki zar için 6 üzeri 2 36 şeklinde söyleyebiliyorduk. Ama şu anda gördüğünüz gibi üste gelen sayılar sadece tek sayılar olduğu için buradaki toplam olasılığımızı nasıl bulacağız? Bu sefer 3'ün karesi olarak söyleyeceğiz. Çünkü bakın 3 tane taşımız var üste gelen rakamımız var. O zaman da 3'ün karesinden 9 tane toplam Durum olduğunu söyleyebiliriz. 2 zarı attığımızda toplam 9 tane durum gelmekte. Çünkü bunların tek sayılar geldiğini söyleyebilmekteyiz. Üste gelen tek sayılar tekmiş. Ve toplam durumumuz 9. Ve bizden istenen olasılık ne? Tek olduğu bilindiğine göre ikisinin de aynı olma olasılığı. İkisinin de aynı olma olasılığı nasıl olur? 1-1 olur, 3-3 olur, 5-5 olur. Yani toplamda 3 durumun olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da olasılığımızı 1-3 şeklinde ne yapabilmekteyiz söyleyebilmekteyiz. Sıra geldi üçüncü sorumuza. Burada da arkadaşlar bize x eksi y üzeri 10 açılımında x üzeri 4 y üzeri 6 terimi bulunuz denilmekte. Yani terimin kas bulacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunun bir formülü var şu şekilde. n'in r'lisi çarpı x'in n eksi r'lisi şu şekilde çarpı y'nin r'lisi olacaktır. Buradaki ifadelerimizi yerleştirecek olursak buradaki ne ifademizin üstünü temsil etmekte. Onun reylisi diyoruz çarpı x 10 eksi r x üzeri 10 eksi r çarpı y üzeri r. Bizden istenilen ifade ne? x üzeri 4 y üzeri 6. Demek ki x'in üssü kuvveti ne olacaktır? 4 olacaktır. Yani üssün kuvveti buradan 10 eksi r ise 10 eksi r'nin direkt 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve y'nin kuvvetine y'nin kuvveti de r'dir ve onun da 6 olmasını istiyoruz. O zaman r'ye eşittir 6 diyebiliriz. 10 eksi r yerine ne yazmaktayız? 6 yazmaktayız. Eşittir 4 diyoruz arkadaşlar. Buradan da r'mizi zaten bulmuş olduk. Direkt r'mizi de oradan söyleyebilirdik. Ardından ne yapacağız? Buradaki ifadelerimizi vurduk. Yani yerine koyduğumuzda R'ye 4 yazdığımızda pardon R'ye 6 yazdığımızda buradan X üzeri 4 çarpı Y üzeri 6 sonucuna ulaşmaktayız. 10'un 6'lı kombinasyonunda kat sayısı olduğunu söyleyebiliriz. Biz de zaten kat sayı olduğu için arkadaşlar buradan ne yapabiliriz? Buradan direkt 10'un 6'lı kombinasyonunu açacağız arkadaşlar. 10 çarpı 9 8 7 6 faktöriyel. Sizler için uzun uzun yapıyorum. 6 faktöriyel'e kadar yazdıktan sonra öncelikle neyi yapacağız? 6 faktöriyel yazacağız. Sonra 10'dan 4'ü çıkararak 4, 10'dan 6'yı çıkararak 4 faktöriyel yazacağız. Ve bölüm yaptığımızda 6 faktöriyeller birbirini götürüyor. 4 faktöriyeli de açacak olsak şöyle. 4 çarpı 3 çarpı 2'den buradan 8'leri götürebiliriz. 3 ile de 9'u sadeleştirdiğimizde cevabımızı 210 olarak söyleyebiliriz. Bunun eksilisi vardı. Y'nin eksilisi de arkadaşlar. Ne oldu? Ee, kuvvetimiz çift olduğundan dolayı artıya pozitife dönüşmüş oldu. 4. fx eşittir 5x artı 2. gx eşittir 3x eksi 2 fonksiyonları veriliyor. Buna göre f eksi 1 bileşke g3 kaçtır diye bize sorulmakta. Şimdi burada yapmamız gereken buradaki bileşke fonksiyonu açmak olacaktır. Yani bu nedir? G3'ün f eksi 1'i şeklinde söyleyebiliriz. Yani buradan da ilk yapacağımız içi içten başlamak olacaktır. Ve içten başladığımızda da g3'ün değerini bulmamız gerekiyor. g3'ün değerini bulabilmek için gx fonksiyonunda x yerine 3 yazacağız. Ve buradan g3 eşittir. 3 çarpı x yerine 3 yazdığımızda 3 eksi 2 gelecektir. 3 çarpı 3 9 2 de çıkardık 7 olarak söyleyebiliriz. G3 7 eşit yani buradaki ifademiz aslında f'in eksi birlisi 7 olacaktır bu şekilde söyleyebiliriz. Ve buradaki f fonksiyonunun tersi olarak verildiğinden dolayı biz normalde bu f 7 fonksiyonu olsaydı x'e 7 vermiş olacaktık. Ama buradaki fonksiyonumuz ters fonksiyon olduğu için bu sefer y'yi 7 yapmaya çalışacağız. Ve buradaki fx fonksiyonundaki y de 5x artı 2 olduğu için bunu 7 yapmaya çalışacağız. Normal bir fonksiyon olsa direkt x yerine 7 yazardık. Ama ters fonksiyon olduğu için bu sefer burayı 7 yapıp buradaki x'i bulmaya çalışıyoruz. E buradan da 5x eşittir 5'ten x'imizi 1 olarak söyleyebiliriz. Beşinci sorumuz, yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre kaçtır diye bize işlemimiz verilmekte. Öncelikle burada ne yapmalıyız? Öncelikle arkadaşlar bileşke fonksiyonları açarak işlemimizi tekrar yazmalıyız. Yani buradaki ifadeyi yazacak olursak f'in eksi üçlüsünün g'lisi şeklinde söyleyebiliriz artı f2 diye devam ettirelim. Bölü diyoruz. Burada g5 f-1 f fonksiyonu ters şeklinde söyledik. Artı g-1 3 şeklinde burayı da söyleyebiliriz. Ardından yapmamız gereken grafikte yerine koyarak işlemimizi bulmak olacaktır. G f fonksiyonu eksi 3 kaç eşit olacaktır? X'e eksi 3 verdiğimizde gördüğünüz gibi burası nedir? 3'e 0 noktasıdır. Ve x'e 3 verdiğimizde y'miz 0'dır. O zaman buraya 0 diyebiliriz. Burada 0 dediğimizde de g0 fonksiyonu ulaşmamız gerekmekte. g0 fonksiyonunda da g x gördüğümüz yere 0 verdiğimizde arkadaşlar kaç olduğunu söyleyebiliriz? 4 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki noktamız 0'a 4 noktasıdır. Yani buradaki işlemimizin, buradaki ifademizin toplam değeri 4'tür. 4 dört artı f2 diyoruz. f2 de kaç eşit olacaktır? F2 gördüğünüz gibi 3 eşittir. Artı 3 dedik arkadaşlar sonu bölü diyoruz. G5 fonksiyonu kaç eşittir bakacak olursak. X gördüğümüz yere 5 yazacağız. Ve buradan 5'e 0 noktasından G5'in 0'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da f-1 0 gelmiş oluyor. f fonksiyonun tersinin sıfırlısını, sıfırlısını istiyoruz. Neydi arkadaşlar? Eğer bu normal bir fonksiyon olsaydı x gördüğümüz yere 0 yazıp e, y'mizi alacaktık. Ama ters fonksiyon olduğu için bu sefer y gördüğümüz yere 0 yazıp x'imizi bulacağız. f fonksiyonunda y'nin 0 olduğu ifadeye bakacak olursak Y nerede sıfır olacaktır? Y arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 3'te sıfır olmaktadır. O zaman bu ifademizin sonucunun ne olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Ardından artı diyelim g eksi 1'in üçlüsü. Burada da aynı şekilde normal bir fonksiyon olsa x gördüğümüz yeri 3 yazıp y'yi bulacakken. Ters olduğu için bu sefer y'ye 3 yazıp x'i bulacağız. Ve y nerede 3'tür arkadaşlar? Y e, gx fonksiyonunda 2'ye 3 noktasında 3 olacaktır. Burası 2 3 noktasıdır ve y'miz 3'tür arkadaşlar. O zaman x'imiz de 2 olacaktır. Ters fonksiyon olduğu için cevabımızın da buradaki ifademizin cevabının da 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan 7 bölü eksi 1'den cevabımızın eksi 7 olarak geldiğini söyleyebiliriz. 6. sorumuz fx eşittir 3x eksi 4 ve f bileşke gx eşittir 6x artı 5 olduğuna göre gx fonksiyonunu bulunuz denilmekte. Şimdi bileşke fonksiyonumuzu gelin birlikte açalım. gx f şeklinde söyleyebiliriz. Bu neye eşitmiş? 6x artı 5'e eşitmiş. Ve, biz, ve, ve, bize verilen ne? fx fonksiyonu. Ve fx fonksiyonu x gördüğümüz yere ne yazacağız? gx yazacağız. Yani buradan f gx fonksiyonumuzun 3 çarpı gx eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz ve o da neye eşitmiş 6x artı 5'e eşitmiş buradan gx'i yalnız bırakacak olursak 3 gx 3 çarpı gx eşittir 6x eksi 4'ü karşıya atacak olduğu olursak 9 olarak söyleyebiliriz ve her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde gx'in 6x artı 9 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Burayı da 3 parantezine aldığımızda 2x artı 3 geldiğini söyleyebilmekteyiz. Cevabımız böylelikle 2x artı 3 olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 7. sorumuza devam edebiliriz. 7. sorumuza bir grafik sorusun fonksiyonlarla alakalı. Yukarıda verilen fx fonksiyon grafiğine göre f eksi 2 artı f1 eksi 3 sonucunu bulunuz denilmekte. f eksi 2 verilmiş. Yani x gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızdaki y değerini istiyoruz. x'e eksi 2 verdiğimizde y'miz eksi 1 olmakta. O zaman f eksi 2 için eksi 1'dir diyebiliriz. Ardından artı diyelim. F1 istiyor bizden. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda y'miz 2'dir. Artı 2 eksi F3'ü istemekte. F3'ümüz de 0 eşittir arkadaşlar. 3'e 0 noktasından 0 olacaktır. Buradan da cevabımızın direkt 1'e eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 8. sorumuz bize bir px polinomu veriliyor. İfadesi bir polinom ise m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmakta. Şimdi polinomlar özel fonksiyonlardır arkadaşlar ve polinomların kuvvetleri ya sıfır eşittir ya da sıfırdan büyük pozitif gelecektir. Yani kuvvetleri için 6 eksi m'in büyük veya eşittir 0 ve m eksi 3'ün büyük veya eşittir 0 olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan da eşitsizliğimizi çözecek olursak 6'yı karşı tarafa attık. Eksi 6 oldu. Her iki tarafı da eksiye böldüğümüzde işaretimiz de yön değiştirecektir. m'in 6'dan küçük veya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yapacak olursak da m'in 3'ten büyük veya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu ikisini kesiştirdiğimizde emimizin aralığını nasıl söyleyebiliriz? 6 ile 3 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istediği emin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı olduğu için 3, 4, 5, 6 sayılarını alabiliriz. Topladığımızda 7, 12, 18 olarak cevabımızı söylemiş olalım. Dokuzuncu sorumuz yeni nesil bir soru. Polinomun sabit terimi olarak e, şekillendirilmekte. Bu da polinomun katsayılar toplamı olarak ifade edilmekte. Bize bir polinom veriliyor ve buna göre buradaki ifademizin değerinin kaç olduğu sorulmakta. Şimdi ilk olarak dairemize bakalım. Px polinomun sabit terimi. Px polinomu da bize burada verilmiş. Sabit terimi bulabilmek için biz x'e hangi değeri veriyoruz? Sıfır değerini veriyoruz. x'e sıfır verdiğimizde p sıfırın buradan bunlar giderek 5 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu polinomuzun sabit terimi 5 olacaktır. Daire gördüğümüz yere direkt 5 yazabiliriz ve bu yeni ifademizin bu şekilde bir ifade olduğunu söylemiş oluyoruz. Ve burada da ne yapıyoruz? X gördüğümüz yere 5 yazacağız arkadaşlar. Ve buradan P A eksi 5'in de ne olduğunu söyleyebilmekteyiz. Polinomun katsayılar toplamı olduğunu söyleyebiliriz hemen düzeltelim arkadaşlar. Burada şekilde bize A 5 yerine geçmektedir. 5A olarak tanımlandığı için bu şekilde değil. A gördüğümüz yere 5 yazdığımızda P 5 eksi x olarak söyleyebilmekteyiz. Ve ne istiyor bizden? Bu polinomun katsayılar toplamını ifade etmekte. Katsayılar toplamı içinde x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Ve burada bu ifademizde x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak P4'e ulaşmış oluruz. Bizden istediği aslında P4 fonksiyonu e, polinomu olacaktır. Ve buradan x gördüğümüz yere 4 yazdığımızı 3 çarpı 4'ün karesi eksi 4 çarpı 4 artı 5'ten 4'ün karesi 16 3'e çarptı 48 eksi 16 artı 5 gelecektir. Buradan 32 artı 5'ten cevabımızın 36 olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. 10. ve son sorumuza geçelim. Bu sorumuza dereceyle alakalı bir soru. Polinomlarda dereceyle alakalı. Bu dereceleri ezberleyebilirsiniz. Ama ben bu soruyu ezber yapmadan hani hiçbir şey bilmeden de nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Bu yolu tercih etmekteyim ben. Siz de bu yolu tercih edebilirsiniz. Polinomlarda derece nedir? Hemen onu açıklayacak olursak. Bir polinomdaki bilinmeyenin kuvvetinin en büyük değerine biz o polinomun derecesi demekteyiz. Yani biz burada Px polinomu için ne diyebilirim? Atıralım x üzeri 3 diyelim arkadaşlar. En kısa yoldan Px polinomuna x üzeri 3 diyebiliriz. Bakın, kuvvetin en büyük değeri 3 olmuş oldu. Derecemiz de 3'tür o zaman. Px polinomuna x e, x'in küpü demiş olduk. O zaman Qx polinomumuza da ne diyeceğiz? X'in karesi ifadesini söyleyeceğiz. Ve bizden derece buradaki ifademizin derecesini istemekte. Buradaki ifademizde de ne yapmaktayız? P x kare eksi 3 polinomu verilmiş arkadaşlar. Yani P x polinomunda x gördüğümüz yere x kare eksi 3'ü yazacağız. X kare eksi 3'ün neyini alacağız? Böylelikle kübünü alacağız. Sonra çarpı diyoruz. Buradaki Q polinomumuzun da kübünü almış olacağız. Q polinomumuzun da kübünü aldığımızda 2x yazacak olursak q 2x eşittir. 2x'in karesini aldığımız zaman 4x kare gelecektir. Ve bunun da kübünü alacağız arkadaşlar. Kübünü aldığımızda da 4 çarpı x karenin kübü olacaktır. Bizden bu ifademizin derecesini istiyor. O yüzden kasayılarla uğraşmamıza gerek yok. Direkt neyi bulacağız? direk arkadaşlar kuvvetimizin en büyük değerini bulacağız. Ve buradan kuvvetimiz bu ifademiz için en büyük olarak ne gelecektir? X üzeri 6 gelecektir. İfademizi devam ettirmeye gerek yok. Sadece buradaki bilinmeyenimizle üstümüzü çarparak derecemizi söyleyebiliriz. Sonra çarpı diyoruz. Buradaki ifademizden neyi söyleyebiliriz? Derecemiz açısından X üzeri 6'yı söyleyebiliriz. Ve bu ikisini çarptığımızda, çarpma yaptığımızda ne diyeceğiz arkadaşlar? Toplama diyeceğiz. Çünkü tabanlarımız aynı üstler o zaman toplanır. X üzeri 12 gelmiş oldu. Ve bu ifademizin derecesinin de 12 olduğunu böylelikle söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi hiçbir ezber yapmadık direkt sorumuzda yerine koyarak yapmış olduk. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılımda görebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. 4. fx eşittir 5x artı 2 gx eşittir 3x eksi 2 fonksiyonları veriliyor.